Meyveci programına herkese merhaba. Bugün Kestel ilçemizin Gözde köyündeyiz. Ve şu an hasat zamanı gelmiş. Bir öğütten konuşacağız. Yanımızda çiftçi abimiz, çok değerli İbrahim abi var. Merhaba İbrahim abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi kendini tanıtır mısın abi? Güzel bir yere geldik. Sağ olun, hoş geldiniz. Ben Gözde köyünde böğürtlen yetiştiricilerinden İbrahim Konuk. Şu anda hasat zamanı geldi, topluyoruz. Böğürtlenle ilgili biraz bilgi verelim. Çok güzel abi. Şimdi abi bu böğürtlen mesela her yıl ekilen bir şey mi, yoksa ektikten sonra devamlı yani hasat yapılan bir şey mi? Yok. Bir kere dikiyoruz bunu. 10 sene yaşlanana kadar. Ne zaman dikiliyor mesela? Ne zaman? Toprağı hazırladıktan sonra güzel bir Toprağı hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Ondan sonra bunlar çim yapıyoruz bunlardan. Bunların ucundan perçemleniyor toprağa değince. Sonra Ekim-Kasım aylarında dikiyoruz. Diktikten sonra 2 seneye verim almaya başlıyoruz. Yani diktiğin senesi ürün almıyorsun hiç? Yok, hayır. Diktiğimiz sene almıyoruz. O sene boş geçiyor. Boş geçiyor. O gübrelemeyle sulamayı iyi yaparsak, çimle kuvvetlendirirsek güzel hasata verime geçiyor ikinci senesi. Çünkü şimdi bir yıl boyunca boşa geçti. İyi baktıldı. Ertesi yıl için ne yapıyor? Yine ne aşamalar oluyor? Ertesi aşama biraz düşük çimler şu şekilde oluyor. Ondan sonra gübreleme sistemine geçiyoruz. Gübrelemeyi de iyi yaptıktan sonra öbür seneye tam verime geçiyor. Tam verime geçiyor. Tam verime geçiyor. Üçüncü senesi tam verimli senesi oluyor. Ondan sonra 5-6 sene devam ediyor. 5-6 sene ömrüm var yani. Evet, o kadar. Ondan sonra yeniden sökülüyor. Ondan sonra toprağı yeniden hasat edip havalandırmak gerekiyor. Peki yeniden alttan yapıp çimlendirip olmuyor mu abi? Bunlar zaten kendini tazeliyor ama toprak sürülüp havalandırması gerekiyor 10 sene sonra yani. Yani devamlı aynı yerde ıslak kaldığı için. Evet, aynı yerde ıslak kaldığı için kök gelişemiyor, artık perçem yapamıyor. Yeniden toprağı güzel havalandırıp, hasıllandırıp tekrar yeniden dikiyoruz. Şimdi abi bunun mesela ektikten sonra, yani bak görüyorum direkt dikmişsin, el evet. Alıyorsun. Yani bunlar bir zahmet, bunlar bir masraf. Değil mi abi? Nasıl tabii oluyor? Maliyetli. Şimdi bunu diktiğimiz zaman, yetiştiği zaman söven, kazık yani demir sövenle dikiyoruz büyüdüğü zaman. Sonra tel alıyoruz. Tellerini çekip. Bunları hepsini ilk senesi yapıyorsun değil mi abi? İkinci senesi yani evet. Diktikten sonra çim tazelendi, çim çıkardığı zaman filiz. Yaza doğru. Filiz çıkardığı zaman ilkbahar bunları bağlama yapıyoruz. Çok işçilik gider abi. Çok yani. İşçilik gidiyor evet. Kendimiz yani uğraşıyoruz. Nasıl boş ediyorsun abi yani böyle bir durumda? İnsan eliyle yorucu bir şey yok ama el emeği, elin hızlı olduğu zaman el çabukluğu marifet derler ya. Aynen bunda bir sera gibi düşünüyorum. Evet aynen öyle. Uğraşıyoruz işte onlarla bağlama yapıyoruz. Sonra bağladıktan sonra bunlar filizlenmiyor. İlkbahar gübreleme yapıyoruz. Gübreleme nasıl yapıyorsun abi? Bir sefer mi yürüyorsun ya da dengeli bir şey mi yapıyorsun? Nasıl? Bunu görüntüleri var mı? Bir sefer yapıyoruz gübrelemeyi. Damlama sisteminde damlamadan da veriyoruz. Yani şu an bu bahçe damlama sistemi mi? Yok, şu anda burası damlama değil. Salma. Salma sistemi. Yani herhangi bir havuzdan olmadığı için biz salma açık kanaldan geliyor suyumuz. Açık kanaldan geliyor. Açık kanaldan geldiği için şu anda salma yapıyoruz. İkinci takviyeyi hayvan gübresi veriyoruz. Ya, organik bahçe. Yani ilk sulamada. İlk sulamada o hayvan gübrelerimizi yıkıyoruz sıraların başlarına. O suyla birlikte onla salıp veriyoruz. Çünkü şimdi gerçekten toprakta mesela devamlı ürün almak istiyorsan organik maddeye de ihtiyaç var. Evet. Peki abi şimdi mesela ekiyorsun, başlıyor çiçeklenme. Çiçeklenme döneminde neler yapıyorsun abi? Çiçeklenme dönemi hastalıklarla mücadele ediyoruz. Çok hastalık geliyor mu? Tabii, çok hastalık geliyor. Buna sarı toz deriz. Bu şeylerine, köklerine toz, böyle sarı toz bir hastalık geliyor. Bununla ilgili de herhangi bir resmi ilacı yok ama fungisitlerle mücadelemizi yapıyoruz. Yani ruhsatlı fungisitlerle çözmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz, evet. Onlarla çözmeye çalışıyoruz. Yoksa bu kararma işlemi olmuyor. Aynen. Bu yani kararma yetiştikten sonra kuruma mı yapıyor? Kuruma yapıyor. Bir de ters karardığı zaman bu tam olarak kararmıyor tanesi. Yani yarısı kırmızı oluyor, yarısı siyah oluyor. Ya. Tamam, şeklini tamamlamıyor. Tamamlamıyor, evet. Bu hastalıktan dolayı yani. Hastalıktan dolayı.
hastalıktan dolayı tam kararma sistemini yapamıyoruz. Bununla da ilgili fungisitlerle mücadelemizi yapıyoruz ama ruhsatlı bir ilacımız yok. Bu bahçemiz kaç yaşında İbrahim abi? Bu bahçemiz 8-9 yaşında. 9 yaşında evet. Maşallah. İkinci de ektin o zaman, söktün de ektin. Artık yaşlandı, burası tazelenmek gerekiyor. Yani gençleştireceksin. Gençleştireceğiz. Peki, inşallah. Peki kartlaştığı zaman verimde düşük geliyor evet, mu? Evet, her sene yıldan yıla biz bunu kaldırmayabiliriz ama bu sefer verimden düşüş oluyor. Her sene tonaj düşüyor. Peki abi şimdi verim, mesela alana kaç tane, 1 metreye kaç tane ekiyorsun? Şimdi 1 metreye 25 santime dikiyoruz bunu. 25 santim. 25 santimden dikiyoruz. 25 santimde derinlik, 20 santim, 25 santim derinliğinde arayla dikiyoruz. Çok güzel. O yüzden çabuk an alışıyor. Toprak güzel hasat sürülmesi, hasatlaması güzel olursa hem yetişiyor yani, yetişmesi şimdi kolay. Şimdi dağ bölgesini, dağın yamacının eteklerindeyiz. Yani evet. Bu bölgeye de gerçekten uyum sağlıyor, çok iyi. Evet, çok iyi. Yani ağdud olsun ve böğürtlen olsun. Gerçekten buraya sağlıyor. Bu çeşit nedir acaba Yunan abi? Bu çeşit rakımla alakalı, bir de havayla alakalı. Çok müsait yerimiz şu anda. Topraklar da verimli. Toprağımız da verimli. Dediğim gibi. Peki ekerken abi çeşide göre mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz seçiyoruz? Evet, cinsle ilgili alakalı yeni cinsler çıktı. Bunlar klasik olan cinsimiz. Bir de Chester, daha kaliteli şu anda cinslerimiz var. Hastalığa daha da çok değerli değil mi? Evet, hastalığa daha çok. Bir de kaliteli iri olan cinslerimiz var. Aynen. Onlardan dikiyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Pazarı daha kolay oluyor onların. Ya şimdi gösteriş. Bunu topladığın gibi eller mesela boyanıyor. Evet. Abi. Kanama olayı var işte bunların. Bunda kanama olayı var. Öbür cinslerde kanama olayı yok. Yani elleri boyamıyor. Daha albenisi var. Ne kadar güzel bir alanda çalışıyorsun abi peki böyle ağdud olarak? Ahududum, bir 8-10 dönüm ahududum var. Onu bitirdik hasadını. Şu anda börükte 8-10 dönümde börüklem hasadımız var. Yetiyor mu peki abi 10 dönüm? Karşılıyor mu bütün masraflarını? Şimdi masrafları karşılıyor derken maliyeti yüksek bununla. İşçilik, bir işçi 40-50 kilo topluyor bundan. İşçilik çok yorucu bir şey değil ama elle insan çok gidiyor. İşçiyle bunu aşağıdan Gürsu'dan getiriyoruz işçileri. 10 kişi var işte, topluyoruz. Maliyeti dediğim gibi yüksek. O yüzden bize maliyet yani çok geliyor. 10 kişi bir ton toplayamıyor. Yok. 10 kişi bir ton toplayamıyor. Bir ton toplasa demek ki gerçekten büyük bir şey. Tabii ki. Ya şimdi bir armut gibi falan kilolu olan bir şey olsa toplar. 10 kişi dünya bir kamyon mal toplar ama bundan dediğim gibi fazla toplayamıyor. Tek maliyetler tek birikmiyor. 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 O kilo basmıyor fazla. O yüzden işçi bizi çok sıkıntı, yani maliyeti işçilik bakımından çok maliyetli bir şey. Maliyetli bir şey. Yani şimdi fiyatlar da iyi olmazsa ne olacak peki? Fiyatlar iyi olmuyor. Bak geçen sene fiyatlar çok kötüydü. Yarısını dalında bıraktık. Toplayamadık. Tamamen haset yapamadık. Zarar veriyor mu peki dalında bıraktığın zaman ürünün? Ürüne herhangi bir zararı yok. Yani toplamadık. Yazık. Bir sene emek verdim. Yetiştirdim. Masraf ettim. İlaçladım. Gübreledim. Bir sefer maliyetini karşılaştırdım. Toplasam kurtarıyorum beni diye. Baktık kurtarmayınca bıraktık, dalında bıraktık. Bu sene topluyoruz, şu anda normal gidiyor. Toplanıyoruz şu anda. Köyünüzde artık bir birlik var yani, orada toplanıyoruz. Evet, kooperatifimiz var şu anda. Tüccarlarımız var, geliyorlar alıyorlar. Toplamaya uğraşıyoruz şu anda. Başladık işte bu. Yeni mi başlandı Börtlen abi? Üçüncü el alıyoruz şu anda. Şu an üçüncü el. Üçüncü eldeyiz. Kaç el daha devam edecek peki? Bir üç sefer daha devam eder, ondan sonra düşmeye başlar yani. Azalmaya başlar. Maksimumdan minimuma düşer. Minimuma düşer. 200 sefer de herhalde bu Ağustos'un 25'ine gibi veya Ağustos bu ayın sonunda biter. Yani bir ay mı kısa süre oluyor bu? Bir ay 45 gün. Bir buçuk ay deniyor. Evet, bir buçuk ay. Yani. Bir buçuk ay burada devamlı bir şey topluyorsun. Devamlı topluyorum ama maksimum 20 gün diyelim. Peki İbrahim abi şimdi bir sene boyunca bakıyorsun, bir buçuk ay hasat ediyorsun. Eğer para da tamkin olmuyorsa, fiyatlar uygun olmadığı zaman ne yapacaksın? Zarar. Zarar ediyoruz. Nasıl olacak? Çiftçi şimdi her sene zarar ederse bu sefer ne olacak? Bunun hesabını nasıl yapacak abi? Vallahi bunun hesabını ne yapıyoruz? Kooperatiflerde çalışıyoruz zaten. Gübreyi oradan aldık. Erteleme yapıyoruz. Devlet erteleme yapıyor. Onunla abi ertele nereye kadar erteleyecek? İşte nereye kadar ertelecek bilmiyorum. Bunun sonu nereye kadar gider? Şu anda zaten çiftçinin %50'si göç etti.
Yani bıraktı bu işleri. Geçen sene para etmediğinden dolayı, dalında kalından dolayı %50'si sürüldü tarlaların. Şu anda kalanlarla biz mücadele ediyoruz. Biz de nereye kadar dayanırız bilmiyorum. Ama şu an alternatif olarak sen burası değil. Düşünme, Türkiye'nin bazı bölgelerini yapıyor. Tekirdağ bölgesi de başladı bu işe çok. Evet, her tarafta başladı, her yerde başladı. Dediğim gibi nasıl olur, dayanabilen dayanacak, dayanamayan artık krediyle, borçlarla mücadele ediyoruz. Abi şimdi hani kazandığın para senin şeyi karşılamazsa, bu sefer borç ödeyemezsen, biricik artık kar topu gibi yuvarlanıp büyüyecek borçta. İşte yuvarlanıp gidiyor, büyüdükçe büyüyor, o zaman bu tarla satıp ödemek zorunda kalıyoruz. Belki yarı yerli tarla da kurtarmayacak. İşte ama o da var, bilmiyorum Allah. Sonumuz ne olur bilmiyoruz artık. Şu anda bu seneler biraz kötü gidiyor. Abi kaç günde bir topluyorsun bunu hasadını? Bunu bugün 5. günü girdik. 5 yani günde bir mi giriyorsun? 5 günde bir giriyoruz. Yani yoksa daha önce girdiğimiz zaman kırmızı oluyor. Yani şunun gibi tam kızarmamış oluyor, kopmuyor, zor kopuyor. Tam ekinden toplayıp da kaliteli olması için, yani şimdi kasaya koyduğumuz zaman kırmızılar bu sefer albenisi olmuyor. Tabii. O yüzden 5. günü girdiğimiz zaman tam olmuş oluyor, yetişmiş oluyor. 5 günden 5 güne topluyoruz. İyi bir ağız bahçesi yapmak için ne yapmamız lazım abi? Şimdi iyi bir ağududu veya böğürtlen yapmamız için ilk önce yerini iyi hazırlamamız gerekiyor. Yani yere hiçbir şey ekilmemiş mi olacak? Evet, yeri bir sene dinlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu sürsem, bir sene dinlendirip sürüp güzel şeye getirip toprağı tahıllandırıp, evet, o bir sene dinlendirip ondan sonra dikeceğim. Dikmem gerekiyor. Güzel bir şekilde. Ne yapıyorsun sonra abi? Ne aşama oluyor yani? Ekiyorsun mesela, ekimler başladığından nelere dikkat ediliyor orada? Ekimler başladığı zaman sulama ve gübreleme çok önemli bu işte. Yani şimdi toprağı ekiyorsun mesela da araları kaç santim ekiyorsun bunun genişliği abi? Şimdi traktöre göre dikiyoruz. Mesela 2 metreden diktiğimiz zaman... Sabit bir standart bir şey var mı? Ekim aralığı. Bu sadece dikicinin şeyine kalmış. Yani elinde küçük traktörü varsa aralarını çapalamak için 2 metreden dikip aralarını bir traktör çapasıyla çapalamak için insan gücüne ihtiyaç duymadan alatla yapmak için 2 metreden dikiyoruz. En ideali o. Bunun araları kaç abi? Bunun arası 2 metre şu anda. 2 metre? Evet. Bunun arası 2 metre. Dikilişte 25 santimden dikildi. Tamam. En ideal kısmı o. Çok da geniş diktiğimiz zaman güneş pişirme olayı var. Yani aşırı sıcak 35-40 dereceleri gördüğü zaman bu bir tarafları pişiriyor güneş. Sık olunca mı? Geniş olunca. Geniş olunca. Evet. Geniş olunca, açık olunca bu çimleri üzerine örtüyoruz ki biraz güneşten korusun diye. Tabii. Biraz güneşten korusun diye çimleri böyle ilkbahar, Haziran, Mayıs aylarında bunları tekrar bir bağlama yapıyoruz. Peki abi file sistemi falan kursan bahçeye ya, nasıl olur? File sistemi kursak daha güzel olacak da şu anda dediğim gibi maliyet, biz bunu ancak bu şekilde kurtarmaya, çevirmeye uğraşıyoruz. Bir de file masrafı girerse bu sefer temelli işin içinden çıkamayız. Ama abi şimdi file muhabbetini diyorsun da. Belki bu sene değil de belki 3 sene senin bahçeni amorti edecek file yaparsan. Zararlı böcekten olsun, doludan olsun, güneş yanığından olsun, bunların hepsinden seni şey yapacak abi, kurtaracak yani. Tabii ki ya, güzel bir şey ya. File sistemi çok pişirme olayı dediği gibi doludan, geçenlerde bir dolu yağdı mesela, bizim buralara olmadı ama olan bölgelerde, yani o yağmış olsaydı bunların hiçbiri kalmazdı. Ama o şekilde yapsaydım, yapılsa korunur. Afatlara karşı da sigorta korunur. Sigorta yaptırıyor musun maçı abi? Yok. Sigorta da yaptırmıyoruz. Sigorta yaptırmıyoruz. Evet. Sigortamız da yok. Çünkü zarar şeye karşı, afetlere karşı sigorta tahsilim var ya abi. Evet. Hepsi var ama biz yapmıyoruz şu anda ya. Yapamıyoruz bunu. O zaman abi ürettiğin ürünü sattığın, kazandığın parayla kıyasladığında elinde hiçbir şey kalmıyor. Sen burada bedava susuz gölde kürek çekmiş gibi olursun. Doğru mu abi? Vallahi öyle oluyor, evet. Yani. Evet, bu senelerde ettiği zaman da para ettiği zaman güzel para kazandık bunlardan ama şu anda dediğim gibi bu 1-2 senedir tam masrafını ancak kafa kafaya denk geliyor yani. Maliyetle aldığım para ödüyor, ancak o kadar çevirebiliyor. Peki ne olması lazım İbrahim abi para kazanman için? Para kazanmam için bunu tanıtıma mı ihtiyaç var? Sanayi bir meyvesi bu.
Reklama mı ihtiyaç var? Reklama ihtiyaç var diye düşünüyoruz herhalde. Tanıtımda bir sıkıntımız var. Reklam önemli diyorsun yani. Reklam çok önemli tabii ki. Yani bilmiyor ya da sırf organik bir meyve. Her türlü her şey olabilen bir meyve ama yeterince insanlar bilgili değil. Biz de tanıtamıyoruz. Bizde de var. Birlik olup bunu tanıtmamız gerekiyor. Ya şimdi insanlar reklamda şey yani bir toplum arasında mesela insanlar bunun tatması lazım. Ya da yani Bursa'da için konuşuyorum. Yani hafta sonları gelenler buraya direkt bahçede ziyaretini yapıp dalından da toplayabilirler mesela. Tabii ki. Dalından da toplayabilirler. Organik bir meyve, herhangi bir kimyasal şeyi yok, yasaklı bir ilacımız yok. Çatı ilaç fazla atılmıyor değil mi ama? Yok. Tarım. Zaten bunlar fabrikaya verdiğimiz için bunlar analizden geçiyor. Tabii. Herhangi bir ilaç dediğim gibi başka bir ilaç da atamıyoruz kalıntı olayından dolayı. Tabii. Herhangi bir ilaç fazla bilmediğimiz bir ilaç atamıyoruz. Ruhsatlı bir ilacımız da yok. Kendi doğal halinde bir sene kararma olayı var, bir sene kararmıyor da yani bunların. Bu böğürtlen şu dibinden kararıp ucuna doğru gelirse kararıyor. Yoksa dalında da çok kalan var yani Kasım, Aralık ayına kadar süren de var. Maşallah. Süren var kararmadığından dolayı bu yani. Bu peki şimdi abi çiçekleme dönemi açıyor ya, bir kere açıyor sonradan çiçek yapıyor mu bir daha? Yok. Sadece bir kere mahsus çiçek açıp bırakıyor. Bir kere çiçek açıyor ondan sonra meyveye dönüyor. Tamam. Mesela o meyve salkımı koparttıktan sonra diyorum yeniden çilek gibi yeniden arkadan takviye yapıyor mu çiçek? Yok. Herhangi bir şey değil. Bunun hasadı bittikten sonra bu meyve veren dalları onları dibinden kesip taze çim çıkarıyor dibinden. Tamam. Onları bağlıyoruz. Bunlar verecek seneye. Bir yani kere mahsul salkım veriyor. Evet. Bir daha da artık şey yapmıyor. Mahsul vermiyor. Mahsul vermiyor. O mahsul olgunlaşana kadar bekliyorsun. Ondan sonra hasat ediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Başka bir şey olmuyor. Yani bunları kesiyoruz. Tazesi dibinden çıkardığı çim, filiz onu bağladıktan sonra o seneye veriyor. Ha, yenileme sistemi. Yenileme sistemi. Kendini yeniliyor. Çok iyi. Kendini yeniliyor. Avrupa böyle yapmıyor mesela. Avrupa ne yapıyor? Onu direkt oraya söktüse oradan aldıklarını başka yere de kuruyor. Bunu mesela başka yere kuruyor. Hemen kazanıyor. Vallahi biz burada öyle yapamıyoruz. Daha tam o teknik. Ya şimdi senin konum olarak, bahçen olarak şey yapmamış. Sen mesela direkleri bir ağaçtan yapmışsın mesela. Biraz masraftan şey yapmışsın. Maliyetten kısmak zorundayız. Bu sefer işçilik çok abi. Dediğin gibi 10 kişi insan 60 kilo, 600 kilo mal topar abi. O kadar. Yani bu sefer hesabını yapıyorsun. Gelecek gidecek hesabından. Mazotumuz var, işte dediğimiz gibi gübremiz var, şu var, toplaması var. Hepsini karşılaştırdığım zaman fazla bir para kazanamıyoruz. Kendini de koymuyorsun. Kendi yemeğimizi koymuyoruz. Biz çoluk çocuk topluyoruz mesela. Aynen. Kendi yemeğimizi içimine katmıyoruz. Sadece getirdiğimiz işçiyi, verdiğimiz parayı hesaplayıp o da ancak birebir denk geliyor yani. Zaten abi şöyle bir şey yani şimdi işçi getiriyorsun. Hane geniş olsa kendi toplasan havuz akar senin kendi hanene. Ama şimdi bakıyorsun hanede yapacak insan yoksa mecbursun işçi getirmek zorundasın. Evet. Getirdiğin zaman da bakıyorsun para veriyorsun mesela onu topladığın için. Şimdi kendimiz yapabileceğimiz bir şey değil. Kendimiz bir sıra anca toplarız akşama kadar. İnsanla dediğim gibi kalabalık insanla olduğu, el çabukluğuyla olan tabii bir meyve olduğu için insan gerekiyor. Tabii 10 kişi getirmek zorundayız. Getirmezsek, toplayamazsak bu sefer 5-6 günden sonra dökülmeye başlıyor. Peki toplamadın hasadı mesela. Ondan sonra hastalık yapıyor mu? Toplandıktan sonra mı? Toplamadın mesela. Toplamadın. O üzerinde oldu. Hastalık üretiyor mu? Gününe geçtikten sonra bunlar çiğlerden falan çürük ki küf yapmaya başlıyor. Küf. Evet. Küf olayı başlıyor. Tamam. Bu sefer vaktinde toplanan dökülmeye başlıyor. Bir de küf olayı başlıyor. İşte o küf bitkiye zarar veriyor mu sadece meyve bitkiye mi? Bitkiye değil de ürüne zarar veriyor. Ürüne. Yani kasaya koyduğumuz bir tane küflü buzhaneye girdiği zaman kasayı komple bulaştırıyor. Rehin alıyor komple. Rehin alıyor evet. Hepsini küf yapıyor. O zaman tüccar bu sefer kaliteden taviz vermiş oluyorsun. Mesela kalite olmayınca tüccar da istemiyor. Satan kalite da olmayınca tüccar da zaten istemiyor. Zaten her üründe de böyle bu şekilde. Ya kalite evet kalite yapmak zorundayız. Şu anda organik yapmak zorundayız. Yani ilaç kalıntısı olmamak zorunda. Zaten fazla ilaç atılmıyor. Kıştan bir atılıyor o kadar. Yok sadece dediğim gibi bu toz olayına bir mücadele yapıyoruz onu bir sefer iki sefer. Onu bakırla mı geçiyorsun? Bakır, kaptan gibi türler onlarla atıyoruz.
İlkbahar gözdaşı veya bakır sistemi atıyoruz buna, ilaçlama. Tabii ilk bahar üzere. İlk bağlandı, ilk filiz şöyle küçük filizlendiği zaman ona bakırlı türü atıyoruz. Ondan sonra bir havalar ısındığı zaman dozajını düşürmek zorundayız. O zaman da kaptanla devam ediyor. Peki yağışı seven bitki mi abi? Valla yağışı seven bitki hasada kadar seviyor ama hasatta sevmiyor. Hasatta ne yapıyor peki? Hasatta hemen küf olayına başlıyor. Çürük. Çürümüyor. Kahverengi şekilde siyah olan yerlerinden, şuralarından çürük başlıyor. Yağmurlardan. Islak kaldığı zaman bu çok yağmura hiçbir dayanıklı meyve değil. Hemen çürüme yapıyor. Yani bir gün yağsın, ertesi gün toplama. Hemen toplamak zorundasın. Toplamazsan çürük yapıyor. Şimdi zaten abi çürük yapmaz yapıyor ya. Bu sefer de dediğin gibi üründen de gidiyor. Tonajın gidiyor. Tonajım gidiyor evet. Yani sen burada mesela 4 dönüm diyorsun abi. Ne kadar tonaj tahmin ediyorsun burada? Bu 4 dönüm yerden aşağı yukarı 10 ton bekliyorum. 10 ton. Evet. Çok az yani İbrahim. O kadar. 10 ton mal. 10 ton mal bekliyoruz. İşçilik maliyetini koyduğunuz zaman zaten var ya sana ne kalacak o zaman abi? Valla işçilik yani maliyeti. Yani bir yılınca askerlik yapıyorsun ama bedava. Ya yarısını işte dediğim gibi götürüyor. Çiftçi yarıya. İşte bunun hesabını daha ekerken yapması lazım. Doğru mu abi? Evet ekerken. Ama bizim Türkiye'mizde fiyatlar çok inişli çıkışta. Geçen sene dediğin gibi abi çiftçi çok büyük mağdurdu bak tarlasında bıraktı. Bu sene toplamadı malını. Bu sene de abi ya işte 3-5 olsun diye artık derman kalmıyor. Kalmadığı için de bu sefer ne yapıyor? İşte ürünü var, mecbursun toplama. İşte dediğim gibi çiftçilikten hevesimiz kalmıyor. Yani böyle giderse bir inişli çıkışlı, bir sene para ediyor, bir sene etmiyor. Artık pazarım yok, pek tanıtıma ihtiyacı var, gerekiyor. Tabii. Buradan ilgililere seslenelim. Bunun reklamı mı gerekiyor yani ne demini? Bütün sanayi meyvesi dediğim gibi her türlü şeyde kullanılıyor. Ama pasta söklerinde kullanılıyor. Dondurma sektöründe kullanılıyor. Bütün sektörlerde kullanılıyor. Baktığın zaman bir pastada böğürtlen ne olduğunu düşün çok pahalı alıyoruz ama alırken bizim ürünümüz tarlada pek para etmiyor yani. Bize geçmiyor bizim elimize daha doğrusu. Aracılar burada bir de çelik alıyoruz. Elimizin emeğini pek tam layıkından alamıyoruz. Bu yüzden mağduruz. Çok kötü durum ya. Yani kendimiz de pazarlayamıyoruz. Yani bu hemen şoka girmek zorunda. Toplanan mal akşam soğuk havaya girmesi gerekiyor. Peki evine böyle ufak bir soğuk hava desteği yapsan abi. Antalya olarak. Çünkü sen bu ürün yapıyorsun abi. Bugün fiyatlar seni şey yapmadı. Kurtarmadı. Kendi şeyine koyabilirsin mesela soğuk hava desteğine. Ya da kendi pazarını kendin bulman lazım. Çünkü abi o 12 ay boyunca sen bunu gözüne bakıyorsun. 1,5 ay hasat yapıyorsun. Topladın, dönüyorsun dönüme 2,5 ton. Ya işte buzhane soğuk hava deposu evimize yapma gibi bir işi çok maliyetli dediğim gibi. Yani buna bir imkanımız yok. Onunla bir imkanımız yok. Ya da yok. Köyümüzün yok mu köyde? Köyde de yok şu an. Önemli. Yapılma diye düşünülüyor ama herhangi bir gelişme yok şu anda o konuda. Ha, olsa çok iyi olur. Olsa şimdi. Kendimiz malımızı gidip soğuk havaya koyup orada istediğimiz gibi satabiliriz ama şimdi o imkanlarımız yok şu anda. O konuda biraz gerçekten böğürtlen çok zahmetli bir iş abi. Çok işçilik isteyen bir iş. Dediğim gibi dikme, kasımda bunları çimleri dikeceğimiz tarlaya ilk önce gelip bunları bandırıyoruz, köklendiriyoruz. İlk önce çime ihtiyacımız var ki tarlayı hazırladıktan sonra çim dikebilelim, doldurabilirim. Ondan sonra çapasını yapıyoruz. 200 sefer çapa gerekiyor. Otu var, motu var abi değil mi? Otu var, çapalama var. Yani 2 sene bir zahmeti var. İşte İkisini. Abi ne bileyim yani şimdi düşünüyorsun böyle 2 yıl boyunca bak 1,5 ay hasat et bir bakıyorsun piyasalar iyi değil para kazanmıyor. İşte o emeğin zaman, boşa gidiyor ondan diyorum. Emeğimiz boşa gidiyor kazanamadığımız zaman hevesimiz kaçıyor. Üretici bir olarak hevesliğimizden vazgeçecek gibiyiz yani bizde. Peki İbrahim abi alternatif ürünler var mı sende? Şimdi sadece buna kalsan demek ki sen nasıl... Şimdi dediğim gibi ahududu var yani biri para etmeliyse biri kurtarır diye düşündük. Biraz da ahududu yaptık yani bunun kadar da bir ahududu yetiştirdik. Onu bitirdik şu anda.
Bir o var, bir ahududu var, bir böğürtlen var. Biraz da armudum var, evet. Armudum var. Evet, armudum var. Çünkü abi bu işlerde mesela şöyle bir şey, alternatif ürün yapman lazım ki. Hani dediğin doğru. Şimdi biri tutmazsa biri tutsun diye. Ama ikisi de tutmazsa ne olacak? Ya işte birinden biri tutmazsa biraz çeşit yapmamız gerekiyor. Çeşit olmadığı zaman duramayız yani, geçinemeyiz. Başka Çünkü türlü aynen geçinemeyiz. Abi. Yani Tek bir meyveye bakarsak para etmedi, toplayamadık. Ne yapacak, başka bir alternatifimiz de yok. Olmadığı zaman tonajlı meyve olması lazım biraz abi. tonajlı meyve olması lazım. Yani armutta biraz yetiştirdik şu anda. Biraz da 8-10 dönüm kadar da armut yetiştirdik. Diktik, meyveye döneceğiz herhalde. Bu da para etmezse, bu şekilde devam ederse ben Tamam. de burayı meyveye, yani ağaca döndürmeye Çünkü zaman niyetim var. geçiyor İsmail abi. İbrahim Zaman abi. su gibi geçiyor. Ektiğin mesela bak atıyorum burası hemen 2 yıl geçmiş. Meyve döndürmüşsün. Fidan da öyle abi. Ektiğin gibi hemen baktın hızlı yürüyor. Bakımlarını düzgün yap aynı şekilde. Çünkü vermeden alamazsın abi, alamıyorsun. İyi bir bakım yapman lazım. İyi bir yapman lazım. Ama pazar konusu çok önemli abi. Pazar konusunda sıkıntımız var işte. Biz bilinçsiz zamanında bilinçlenmedik mi artık bilmiyorum. Pazar olayında çok sıkıntı çekiyoruz. Abi şimdi ne diyeyim ya, köyde aslında bu kooperatifin sizin bu mahsul hasat olduğun tarihleri geldiğinde ya da bir 15 gün kala size abi bir tane pazarlamacı bularak kooperatif mesela size pazar bulması lazım abi. Sadece tek kişiye bağımlı kalmaması lazım. Şimdi pazar, tabii kooperatifimiz aktif değildi. Bu sene aktifleştirmeye geçti sağ olsun arkadaşlar. İlgilenler bu sene bayağı bir. Evet. Onu birliği sağlamaya uğraşıyorlar. İnsanlar kooperatif olmayınca dağılma olayından dolayı temelli para kazanamadık. Şu anda bu yıl içinde birlik sağlanmaya çalışıyor. Arkadaşlar 5 kişi seçildi. İnşallah bundan sonra şu anda iyi gidiyor kooperatifimiz. Durumu bayağı iyi bu sene. Şimdi burada Pazarlama. sanayi de yayıldı abi. Yarın öbür belki tarımcılık alanında bitiyor. Şimdi Ovalı'dayız. Sizin köyünüz dahi buradan 3 kilometre daha yukarıda. Şimdi sanayi olayı, tabii sanayi buraya geldiği zaman ben buradan ürün alamam. Hırsızlık başlıyor. Hırsız, yani ne kadar durabilirim? Gelirim, insanlar gelir. Yani önleyemem ki, yani her tarafı tel örgüyle çevirmem Aynen gerekiyor. öyle. Bunu yapıp bekçi tutmam gerekiyor. Onu da yapamazsam ürün alamam. Ürün alamam. Tanayla eder bahçeni. Efendim? Bahçenin tanayla eder dedim. Yer mesela çalar götürür. Yani gelirim, yani Baş edemezsin. baş edemem. Şurada sanayi olduğu zaman işte burada mücadele ettik. Tarım alanına olmasın diye. Zamanında biz de böyle televizyona getirdik. Mücadele ettik, sanayi öyle bir göstermişler ki burada tarıma elverişli bölge değil diye. Yani su yok diye göstermişler buraları. Tamam. Ve sonra insan, biz de yolu kapattık. Dedik olmasın bizim tarım arazimiz, biz çalışalım. Ne yapacağız ki? Yani buraya olduğu zaman, biz şehire gindiğimiz zaman okumuşluğumuz yok. Ne yapabiliriz ki Aynen. şehirde? Hiçbir şey yapamayız. Yani biz az versin, her sene versin diye. Mesleğimiz bizim ya, biz seviyoruz bunları. Çocuk gibi bakıyoruz, ilgileniyoruz. Tabii şimdi sevdiğin için. Peki abi budaması nasıl yapıyor bunu abi? Biraz Bu, ondan bilgi alalım. bunun budaması dediğim gibi hasattan sonra kesip şu taze çimini bağladıktan sonra yani Tel şu hizasından. tel hizasının iki göz üzerinden kesme yapıyoruz üstlerini. Hepsini Yani geçelim. rüzgarda hava şeylerinde çözülmemesi için ipten Tamam. iki göz bırakıp tepesini kesiyoruz. Onu da havalar serinledikten sonra, havalar serinlemeden önce kesersek bunun tepesini taze buradan sürme yapıyor kışın. Yani Kasım ayında havalar biraz soğuyacak ki öyle kesiyoruz tepelerini, budamasını. Dediğim gibi hava şartları sıcakken kesersek yeniden ilkbahar gibi sürüyor. Bu sefer verimde düşüş oluyor. Çünkü bu meyve gözünü nereden ayarlıyor abi? Bu meyve gözü, şu gördüğünüz meyveler şunlardan patlama yapıyor, burunlardan. Bunu böyle getirip tele bağladığımız zaman tepesini kesiyoruz işte Kasım Aralık ayında. Kesiyorsun. Kesiyoruz. O, Oradan meyve gözü doğuyor. yani şu gözlerden patlıyor, evet, meyve gözleri patlıyor. İlkbahar patlıyor onlar da. Onlar çiçek başlıyor işte. Dediğim gibi Arı gübreleme. kullanıyorsun değil mi abi çiçekte? Şimdi öyle güzel çiçek açıyor ki, bunlar kar beyaz çiçek zamanı. Baktığın zaman yani bir bakarsın oğul kovan var içinde.
O kadar balarları geliyor. Tamam. Zehir de kullanmadığımız için arılar yani kaçırmıyorsun çiçekler onları, dölleme ölmüyor. yapıyor. Kaçırmıyoruz. Yani o dönem çok önemli. Dölleme yapılmadığı için bunlar taneyi dolduramıyor, soluyor. Tabii. Döllenmeyen şey tutmuyor meyve. Tutmuyor. Meyve kalite tutmuyor. Olmuyor. Kalite olmuyor. Bir de soluyor yani. Arı gezmeyen dalda o çiçek gelişmeyip solma yapıyor. Bu sefer meyve alamıyorum. O yüzden arımız çok önemli. Arılarda neden hikmetse Allah'ın hikmeti yani buluyorlar bu çiçekte geliyorlar. Ya bir şimdi bir tane arı çiçeğe geldiği zaman ne yapıyor? Gidiyor iki tane getiriyor. Üç tane derken bir yapmışın. Hepsi kovan geliyor. Burada. Yani geziyoruz içinde bize hiç zarar vermiyorlar. O kovan varmış gibi içinde vazır vazır geziyorlar yani. Tabii. Onların işi döllemek. Döllemek evet. Döllemezse olmaz olmaz. Döllemek de olmaz. Yani buna herhangi bir dölleyici ilaç falan bir şey atılmıyor dediğim gibi yani. Bu sadece arıların döllemesiyle oluyor. Gelişiyor. Hasattan sonra ne olacak peki abi? Şimdi hasat bittikten sonra ne yapacağım burada? Ne işlemler yapacağım? Bunda hasat bittikten sonra biraz bir istirahat edip ondan sonra kesip eskisini işte bu veren mahsulü kesip yenisini bağlıyoruz. Bağlayacağız. İş bitmiyor o zaman. Hiç bitmiyor. Hiç işi bitmez. Yani geleceğiz hasattan sonra iki ay bunları temizleyip bağla. İki ay sürüyor. Oo. Yani. Yani börden işi insanı esir ediş. Esir devamlı işi. Bağlayan yani bir market gibi bir kahve gibi kendini bağlıyor buraya. Bağlıyor. Devamlı geliyoruz yani bir armut gibi değil yani o armut olsa traktörle, alatla olan bir şey. Bu insan gücüyle olan yani insan emeğiyle. Devamlı insan eli değecek buraya. İnsan eli değecek evet. Devamlı insan eliyle olan bir mahsul. Ahududu da olsun bu olsun. O yüzden maliyetleri işte dediğim gibi maliyetleri çok yüksek. Para da etmedi miydi? Ben de çiftçi bitiyor yani. Abi şimdi sıfırdan mesela sen yapıyorsun. Sıfırdan maliyetler kaç para biniyor kilo başına? Böğürtlende. Yeni tarlaya diktiğimiz baş değil mi? Yani şu anki yöne kadar. Şu an mesela sen bunu dikmişsin. Evet. Abi. Yani ya dönüm boşu mu maliyet oluyor bunda? Nasıl oluyor? Maliyetler sıfırdan diyorsun mesela. Şimdi çimini kendim yetiştirirsem. Tamam. Dikeceğim tarlaya kendimi oradan bir maliyet olmuyor. Kendi işçiliğim biner. Tamam. Ama çimi satın aldığım zaman tabii bir dönüm yere aşağı yukarı 1000 lira 2000 lira çim parası veriliyor. Bayağı var. Yani 1000-2000 lira çim parası veriliyor. Çimi kendimiz üretiyoruz şu anda. Biz dediğim gibi çimi kendin üretirsen yani bir tarlayı dikip yetiştirmek 5-6 bin lira damlama sistemi yaparsak. Tabii. Olmazsa da olmadı ne abi damlama? Zaten damlama ilk yetiştirdiğin zaman ilk dikilen bir tarlaya damlaması sulayamıyoruz. Yani salma su yaptığımız zaman açık kanaldan diplerini yarıp gidiyor bu sefer havalanıyor. He. Yani çabuk dediğim gibi verime analaş. Abi sert toprak kırmızı toprak yani verimli toprak. Tabii toprağımız iyi ama dediğim gibi işte damlama sistemi yaparsak su kaybımız olmuyor. Gübrelemeyi damlamadan verirsek bununla daha iyi verim alırız. Daha çabuk analaştırmış oluruz. Aynen. Oluyoruz. Şimdi burası ben eski diye damlama yapmadım. Bunu artık yaşlandı. Verimden düştü. Tabii. Şimdi bunu yeni tazelediğim zaman damlama sistemi yaparım. Peki. Gübreleme. Bu bahçeyi söküp atacaksın abi yoksa yeniden yenilecek misin? İşte dediğim gibi bir sene dinlendirip toprağı havalandırıp yeniden taze yeni çıkan cinslerimiz var. Daha kaliteli, daha pazarı olan. Bunlar aşı sistemi olmuyor değil mi abi? Aşılama sistemi yok. Yok yok aşılama. Yani aynı bir fidan gibi bunu girip bağlayıp oradan patlattırıp bir aşı sistemi yok. Yok aşılama sistemi yok. Bunu tazelemek istiyorsan bu çim kendini tazeliyor zaten toprağa değdiği zaman. Aşılama sistemi yok. Toprağa değil. Bazen şöyle de yapabiliyoruz. Çimi alıp sıranın ortasına bandırıyoruz. Oradan yeniden tazeliyor kendini. He. Ama tabii ki ilk diktiğimiz, ilk yetiştirdiğimiz tarla gibi verimli olmuyor. En güzel verimi almak istiyorsak toprağı dediğim gibi dinlendirip tazeleyip tek damlama sistemiyle bir dikilmiş bir tarla yapmamız. Aynen. Dikim. Çünkü şimdi İyi bir şey yapmazsan abi bu sefer de iyi bir para alamıyorsun. Ya tabii kalite çok önemli. Pazar olayında da. Yani tüccar diyor ki bakıyor mal hakikaten özen gösterilmiş. Hakkını bu sefer albenisi daha iyi oluyor. Hiç pazar şeyin sıkıntın olmuyor. Peki abi ambalaj işi nasıl? Ambalaj. Yani şimdi bunu topluyorsun ya sen. Evet.
Sen şimdi bunları direkt ufak kaselere bayanlar toplasa işi daha hızlı atmaz mı? Sen şimdi bunu kovaya topluyorsun, oradan döküyorsun, yeniden seçiyorsun. Yani şimdi direkt kaseye topladığı zaman içine biraz kötüleri de karışıyor. Biz bunları direkt kovaya toplatmak zorundayız. İşte ondan diyorum yani işçi artık bunun bilincinde olması lazım. Devamlı senin için topluyor ediyor. Bunu kalkıp iri boyunu toplayacak, geçecek kaselere direkt koyacak. Yani, böyle yaparsan mesela ne bileyim işçiden bir hiç olmazsa bir şey kazanmış olursun. Şimdi kazanmış oluruz evet ama onu işçiye ayıttırdığımız zaman toplanırken tamam. Daha kiloda daha eksik olacak. Neden? Yani çünkü işçi onu alayım bunu alayım derken bu sefer birikmiyor zaten. Bir de onu, bu sefer temelli işin içinden çıkamayız. Bunu ben kovalara toplatıp kasalara dökerken paketlerken kendimi ayırıyorum. Yani öyle daha mı iyi? Daha iyi oluyor ben kendime. Yani direkt işçi kaseye alıp direkt mesela toplaması yok o uygun değil. O uygun olmuyor. O uygun olmuyor. Bu sana işçilik maliyetini arttırıyor mu? Arttırıyor evet. Yoksa hani işçi kaliteli ürün yapamadığım için? Yok işçilik maliyetini arttırıyor. Aha. İşçilik maliyetini arttırır çünkü bu sefer 6 kişi toplayan yeri bu sefer 10 kişi getirmem gerekiyor. Yani 3-4 kişi yani 6 kişi toplayacak bir yere 10 kişi getirmem gerekiyor öyle yaparsam. Ama dediğim gibi ben tarlaya birkaç gölgelik yaptım işte orada kasaları kurdum. Kovalara toplayıp taşıyıcılar var, kovacılar var. Onları getirip ben kasalara dökerken ayırıyorum yani küflüsünü, çürüğünü içinden seçiyorum. Zaten fazla da bir hava şartları güzel gitti mi çürük olayı olmuyor. Zaten şu an belki bugün yağış diyor ama belki de yarın de bir yağış gösteriyor. Ürün yağmazsa hasata devam. Hasata devam inşallah. Kaç günde bir topluyorsun abi hasat döndüğünde? Dediğim gibi cuma günü toplarsam tamam. Bir dahaki haftaya perşembe çarşambaya yani 5. günü yeniden tekrar peki, giriyorum. Peki olan aradaki olanlar ne oluyor abi yumuşuyor ediyor. Aradaki olanlar eğer kalıp kalanlar görmeyip kalanlar mı? Evet. Onlar dökülüyor. Mesela yani, senin üründen tonaj gidiyor. Tabii ama işçilerim sağ olsun devamlı bu işi bilen bir işçilerimiz. Arkadaşlarımız sağ olsun hepsini onun bilincinde bırakmamaya gayret ediyorlar, özen gösteriyorlar. Ne mutlu. Sıkmamaya gayret ediyorlar. Yani bunu sıktığın zaman ezilme olayı da var. Yani bunu tutarken çekecek mi? Ya da kıracak mı? Kendine çektiği zaman gelmiyor. Hafif yana kıvırıyor. Tamam. Yana kıvır zaman pıt da eline geliyor zaten ama bilir kişiler geliyor yani genç dediğim gibi yıllardan beri aynı insanlarla çalışıyoruz. Biliyorlar yani Allah razı olsun topluyorlar. Zaten bilmeyen adam geçsen abi toplayamayacak hiç burada. Yani bilmiyorsun. Maliyetin bu sefer çekiyor. Aynen öyle bildiğin zaman bu sefer kasalardan su akıyor. Eyvah. Ramonga sarıyorum akşamdan götürdüğüm zaman. Tonajdan da gitti kilodan da gitti. Tonajdan da gitti zaten narin bir meyve. Bu sefer tüccar da haklı. Ben diyor ben bunu nasıl pazarlayacağım diyor yani ezerseniz şey yaparsınız nasıl pazarlayacağım. Direkt soğuk hava devasına girdiği için. Çok hassas bir meyve börtün inşallah. Evet hassas bir meyve. Ve zor meyve. Zor meyve. Gerçekten. Yetiştirmesi zor. Bakımı zor. Bakımı zor. Toplaması dediğim gibi insanla olan bir şey. Bir de para etmedi miydi işte böyle insan hevesi de kırılıyor. Bu sefer ya gübreyi azaltıyorum diyorum. Bir yerden kısıyorsun. Bir yerden kısmak gerekiyor işte dediğim gibi file olayı falan tam tek şey para yani emeğimizin karşılığını alacağımızı bilsek tam tekniğinden yaparız. Yani sen abi diyorsun ki ben bu işten para kazansam profesyonel olarak ben bu işi daha ilerletirim. Aynen öyle. Ama aynen şimdi öyle. Para kazanmayınca bu senin abinin olduğun yere sayıyorsun. Olduğumuz yerde sayıyorsun. Yani bundan yetinme bakıyorsun. Elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi para yani benim seneye para edeceğini bir garantim yok. Dese ki devlet bana sene bu para standart işte devam etse şu parada pazarlamada. Sen ama, abi şimdi en iyisini bakmaya çalışıyorsun. Yıl geliyor bir bolluk var. Bir bolluk var. Bir evet. Bolluğa denk geldiğinde fiyat para etmiyor. Hadi bakalım bu sefer baktığın şey sen buraya belki 10-15 lira masraf ettin o para yanıp gidiyor. Yanıp gidiyor işte. Yanıp gittiği zaman ben de diyorum ki nasıl masraf edeyim buna file çekeyim damlama çekeyim şunu yapayım bunu yapayım. Bu sefer nereden kıssam diye yani maliyetten kısayım ki kendim çevireceğim ekmek paramı alayım diye. Çok doğru söylüyorsun abi. Peki abi eklemek istediğin bir şeyler var mı? Eklemek istediğim bir pazar reklamımız eksik işte bunda. İnşallah
insanlar bilinçlenir, buna para eder, emeğimizin karşılığını alırız. Buradan yetkililere de seslenelim. Ben bunu ne kadar dayanırım bilmiyorum yani. Bu para etmezse ben de şehre göçeceğim. Göç edeceğim. Yani zaten abi sen sökersin, o sökerken derken azalacak mevcut. Bu sefer de para edecek. Hazineden dönmeye kalksan 3 sene gitti. İşte bu sefer ömür bitecek. Aynen. Kıymeti kalmıyor. Yaş 40'tan 50'den sonra ben bunu dikip yetiştirsem zaten ne kadar günç emek isteyen bir iş zaten. Alatla dediğim gibi yani traktörle şeyle pek yok. Çapa yapıyoruz. Elimiz el çapasıyla diplerini. Yani traktörle girip çapalayıp yani eve gitmiyoruz. Çocuklar geliyor, onlar geliyor. Evicek uğraşıyoruz. Evde şu anda kimse yok. Eyvah. Yani çocuk 8 yaşında okuldan çıkmış, ona bile kova taşıttırıyoruz. Ne yapacaksın abi, kendimi asıyorum. Yani. Peki İbrahim abicim, vermiş olduğum bilgilerden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. Teşekkür ederiz. Siz de ayağınıza sağlık, geldiniz buraya. İnşallah başka bir güzel programda yine ağdı olur, başkış olur. Yine çekeriz yani. İnşallah, inşallah. Allah sağlık ömür verirse her zaman bekleriz. Amin. Teşekkür ederim. Peki, görüşmek üzere. Bir meyveci programda sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, Çiftçi TV'de kalın.